Şimdi arkadaşlar, bu videoda 21 gün boyunca sadece pilav yediğim ve bu 21 güne 14 antrenman sığdırdığım bir süreçten bahsedeceğim. Açıkçası bu süreç öyle ahım şahım ekipmanlarla çalıştığımı söyleyemem. Evimde daha öncesinden 8 kiloluk bir tane dumbbell vardı. Buna ekstra olarak bir tane barfix demirim vardı. Bir de yani bu süreçte daha keyifli çalışabileyim diye 50 liraya bir tane direnç bandı sipariş etmiştim. Bu çok da gerekli değil aslında. Buna ek olarak da balkonda çürümeye terk edilmiş bir tane bük bük yayı vardı ki 2021'de herhalde bük bükle çalışan tek kişi ben kalmışımdır. Fakat illa da bunlara sahip olmak da zorunda değilsiniz. Açıkçası evinizde bir damacana varsa, bir tane de bilardo sopası varsa bunlarla da çok güzel hareketler yapabilmek ve çok güzel gelişimler yakalayabilmek mümkün. Aslına bakarsanız ben bu videoyu 30 günlük olarak planlamıştım ve son haftasında gerçekten beslenme tarafında çok güzel değişiklikler yapacaktım. İşte şekeri kesecektim, karbonhidrat döngüsü uygulayacaktım, daha böyle parçalı bir görünüme sahip olacaktım. Fakat son bir haftada bazayı kaldırırken belimi sakatladığım için bu videoyu 21 günlük olarak yayınlamak zorunda kaldım. Birazdan videolarla gün gün göstereceğim bu sürece ben 23 Ocak tarihinde başladım ve 12 Şubat tarihinde son idmanımı yaptım. Tabii ki yani bu son idmanım demek değil, belim iyileşti, hatta bugünden itibaren antrenmanlara başlayacağım tekrardan. Açıkçası bundan önce de spor yapmış birisiyim. Hatta pandeminin başından beri düzenli olarak spor yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum çünkü şöyle oluyordu. Ben 3 hafta boyunca gerçekten çok güzel bir şekilde sporumu yapıyordum, beslenmeme dikkat ediyordum. Ama bir hafta geliyor, örnek veriyorum, sınavım oluyor ya da işlerim çok yoğunlaştığında ben ne yapıyordum? İşte beslenmemden kısıyordum, sporumdan kısıyordum ki bunları aslında çok rahat bir şekilde zaman ayırabilmeme rağmen bu şekilde kendimi aslında işte zamanım yok diyerek spordan uzaklaştırıyorum. Ve bu bahsettiğim 3 haftada 3 birim ileri gittiysem bir hafta boyunca gerçekten kötü bir şekilde beslendiğim için ve kendime dikkat etmediğim için bu ilerlemeleri aslında kaybediyordum. Açıkçası hiç spor yapmıyor olsam ve böyle gözüküyor olsam bunu kabul edebilirdim. Fakat gerçekten o 3 haftalık süreçlerde ciddi bir şekilde bastırarak spor yaptığım için ve sadece bir haftada bunu kaybedip sürekli olduğum yerde saydığım için bu beni açıkçası mutsuz ediyordu. O zamanlarda hacim olarak çok küçük duruyor olsam da aslında böyle spor yaptığım zamanlarda gerçekten bastırdığım için işte 15 tane chin-up yapabiliyordum ya da ciddi sayılarda chin-up çekebiliyordum. O zamandan kalmış olan bu gücümü ve dayanıklılığımı da bahsettiğim 21 günlük sürece dahil ettiğim için aslında gerçekten çok güzel sonuçlar yakalayabildim. Şimdi bunları göstereceğim. Şu anda ekranda 21 günlük sürece başlamadan hemen önce çekmiş olduğum fotoğraf ve videoları görüntüleyebiliyorsunuz. Gerçekten boyuma göre aşırı derecede zayıf bir haldeydim ve bunu toparlamam gerekiyordu. Sahip olduğum ekipmanlarla ve vücut ağırlığımla uygulayabileceğim bir program oluşturdum ve ilk antrenmanıma başladım. Antrenmanlarımı yaparken en çok dikkat ettiğim şey daima diktiğim noktada bir iki tekrar daha çıkartmaya çalışmak oldu. Tabii ki bunu yaparken sakatlanmamaya dikkat ettim. Şu anda ekranda sürecin birinci gününü tamamladıktan sonraki fotoğrafımı görüyorsunuz. Gerçekten suratından bile keşke zamanında bırakmasaydım ifadesi okunabiliyor. Fakat böyle bir video işine giriştiğim için ve gün gün fotoğrafımı çektiğim için antrenmanlarda aslında bana inanılmaz derecede motivasyon olarak geri dönüyordu. Gerçekten bu süreci layıkıyla tamamlayabilmek adına hem beslenmeme çok dikkat ediyordum hem de antrenmanlarımı olabildiğince nizami şekilde, olabildiğince zorlayarak gerçekleştiriyordum. Sadece düz şınavlar çekmem yetersizdi çünkü zamanında bunları çok fazla yapmıştım. Bu yüzden şınavlara varyasyonlar getirmem gerekiyordu. Bu noktada yoga şınavı, işte tekel yüksekte şınav gibi pek çok şınav türünü deneyimledim ve programa bunları düzgün bir şekilde entegre ettim. Videonun başında bahsetmiş olduğum balkonda paslanmaya terk edilmiş olan büyüklüğü de içeri aldım. Güzel bir şekilde temizledim ve antrenmanlarıma entegre ettim. Kullanırken açıkçası hem bir bastırma hem de geri sekme olayı döndüğünden hem göğüs kaslarımı çalıştırdım hem de omuz kaslarım çalıştığı için aslında bir taşla iki kuş vurmuş oldum ki göğüs de omuzu aynı günde girmiş olduğum için bir harekette iki bölgede çok sağlam bir şekilde odaklanmış oluyordum. Sadece bununla da sınırlı kalmadım. Aynı zamanda kendi kendime nasıl imkanlar yaratabileceğimi düşündüm ve damacanaları, işte pet şişeleri kullanarak içine su doldurarak omuz gibi hareketleri gerçekleştirdim. Hatta bu spor çantalarını kullanarak bile aslında barbell curl gibi hareketleri evde gerçekleştirebiliyordum. Açıkçası ben bu noktada imkansız diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bir şeyi yapmaya kafasına koymuş olan insan en kötü imkanlarda bile iyi sonuçlar yakalayabilir diye düşünüyorum. İlk 5 günlük süreçte antrenmanlarımı düzenli bir şekilde uygulamıştım. Beslenmeme güzel bir şekilde dikkat etmiştim ve yavaş yavaş vücudumda değişimleri yakalamaya başlamıştım. Tabii ki çok büyük değişimler dedi. 5 günde harikalar beklemiyorum fakat azıcık da olsa bir gelişim görmek beni aslında sonuç aldığım için çok mutlu etmişti ve bu sürece aslında 4 kolla sarılmıştım diyebilirim.
Her antrenman günü geldiğinde bugün neyi daha iyi yapabilirim diye kendime soruyordum. Hatta her antrenman günü aslında antrenman programını çok ciddi şekilde değiştirmesem bile farklı farklı hareketleri farklı ortamlarda dene, işte bir gün direnç bandını masanın altına bağlayarak, bir gün barfiks demirine bağlayarak hangi şekilde hareketi daha iyi hissedeceğime bakıyordum ve en mükemmel hareketi bulmaya çalışıyordum. Aynı zamanda bu süreçte beslenme kısmında da büyük değişiklikler yaptım. Söylemiştim, karbonhidratımı daha sağlıklı besinlerden almaya başladım. Hatta neredeyse her gün pilav tükettim. Buna ek olarak sarımsak, soğan, kabak çekirdeği gibi besinler tüketerek doğal bir şekilde testosteron seviyemi yukarılara taşıdım. Aynı zamanda bunlarla birlikte işte salata tüketerek vücuduma yeşillik almış oldum. Ispanak gibi besinlerle tüketerek hem vücudumu geliştirdim hem de sağlığıma daha fazla dikkat etmeye başladım. Ocak ayında olmamıza rağmen her antrenmanın sonunda soğuk duş alıyordum. Soğuk duş aldığım için de vücudum inanılmaz bir şekilde dinç oluyordu. Gün içerisinde daha fazla enerjik hissediyordum. Şu anda görmüş olduğunuz fotoğraf benim 30 Ocak tarihinde çekmiş olduğum bir fotoğraf. Artık gelişmeler daha belirgin hale gelmeye başlamıştı ve fotoğraf çekmekten de artık keyif almaya başlamıştım. Yani ilk günlerde yaşadığım o keşke bırakmasaydım hissi yavaş yavaş yerini fotoğraf çekmeye karşı bile keyfe bırakmaya başlamıştı. Bu fotoğraf ise benim 1 Şubat tarihinde çekmiş olduğum bir fotoğraf ve baktığımda o zamanlarda vücudumun zayıflıktan yavaş yavaş yüzücü vücudu tipine doğru kaydığını görüntüleyebiliyordum. Ve bu gelişmeleri görmeye başladıkça aslında inanılmaz derecede motive oldum ve antrenmanlar aslında benim hayatımdaki en keyifli şeyler olmaya başlamıştı. Antrenmanlarda telefonlara bakmıyordum, mesajlara cevap vermiyordum. Müziğimi açıyordum, sadece antrenmanımı yapıyordum ve gün içerisindeki en keyifli saatlerimden birisi o antrenmanı yaptığım 1 saat zamanım olmuştu. Bu fotoğraf ise benim 7 Şubat tarihinde çekmiş olduğum bir fotoğraftı. Hatta Instagram'da bu fotoğrafı paylaşıp sürecin kaç günü kaldığını falan belirtmiştim. Tam da bu fotoğrafı çekmeden birkaç gün önce gerçekten açlık seviyemde inanılmaz derecede bir artış yaşadım. Yani normalde bir tabak pilav yiyip doyuyorsam o gün iki tabak pilav yiyordum ve ikinci tabak pilavı yerken ondan sonraki öğünde yiyeceğim şeyi düşünüyordum. Hatta o öğünü o mevcut pilavı yediğim öğüne kaydırıp onunla peş peşe yiyebiliyordum. Yani gerçekten inanılmaz derecede yemek yemeye başlamıştım. Gün içerisinde gerçekten güzel bir şekilde besleniyordum. Gece uyumadan önce işte uyku sırasında kas onarımının devam edebilmesi için yoğurt gibi besinler, işte yavaş sindirilen proteinleri vücuduma yüklüyordum. Öyle uyuyup sabah tekrardan güzel beslenmeye devam ediyordum. Ve yavaş yavaş artık son haftalara yaklaşmanın verdiği mutlulukla gerçekten bastırıyordum. Çünkü son haftada yapacağım gerçekten çok harika şeyler vardı ama ne yazık ki yapmak nasip olmadı. Şu anda görmüş olduğunuz fotoğraflar ise benim son antrenmanımda çekmiş olduğum fotoğraflar. Ondan beridir antrenman yapamıyorum bu tarihe kadar. Çünkü dediğim gibi bazayı kaldırırken belimize dedim hemen bu antrenmandan bir sonraki günde. Açıkçası hala daha belim iyileşmiş sayılmaz ki ilk defa bir sakatlığım bu kadar uzun sürüyor. Açıkçası bu 21 günlük sürecin sonunda çok büyük kütlelere ulaştım ya da çok ciddi hacimlere ulaştığımı söyleyemem. Siz de fotoğrafları görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat başlangıca baktığımızda ve sonuca baktığımızda ki benim hani boyum da uzun olduğu için almam gereken yol daha fazlaydı. Açıkçası güzel bir yol aldığımı düşünüyorum. Bilmiyorum sizin yorumlarınız ne olacak bu konuda. Yağ oranımı yükseltmeden hem parçalı bir görüntüye hem de eskisine nazaran gerçekten hacimli bir vücuda sahip oldum. Eskisine göre kat kat daha mutluyum. Hani biraz kendini beğenmiş bir cümle gibi gelebilir. Fakat aynaya baktığımda hate be falan dediğim günler olmuştu son zamanlarda. Ve hayatıma böyle spor, beslenme gibi gerçekten sağlam bir disiplini kattım. Ki kanalımdaki diğer videolara da bakarsanız zaten disiplinli bir hayat yaşıyorum. Bu disiplini de hayatıma kattığımda gerçekten günlerim inanılmaz verimli bir hal aldı. O sporu yaptıktan sonra ben ders çalışıyorsam ya da işimi yapıyorsam gerçekten odağım inanılmaz artıyordu. Yaptığım işlerde çok iyi olmaya başlıyordum. Sporun etkilerini hayatımın her alanında görmeye başladım ve şu anda da aslında belim sakat olmasına rağmen bugünden itibaren antrenmanlara başlayıp hatta eskisinden daha sağlam bir şekilde antrenmanlara başlayıp bir süreç daha yapıp onun da videosunu paylaşmayı düşünüyorum. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Yorumlarda çekinmeden görüşlerinizi belirtebilirsiniz. İşte iyi gelişmişsin, kötü gelişmişsin veya keşke bunu yapsaydın ya da şunu iyi ki yapmışsın dediğiniz şeyler olursa belirtmekten çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.